Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber tabancanın, tabanca kullanımında temellerinden olan tabancada atış yaparken duruşumuz ve tutuşumuz nasıl olmalıdır onlara değineceğim. Bugün iki tane farklı tabancadan konuşacağız. Biri Glock 19'un, diğeri de Zigzor'dan P365 XL Spectra Comp olacak. Şimdi arkadaşlar tabancayı tutarken, hemen hızlı bir video olacak yani, böyle çok detayına girmeden. Tabancayı tutarken ilk önce sağlaksanız sağ, solsanız sol elinizi şu tabancanın arka kısmına böyle bunu götürüyorsun kanka, tamam mı? Bunu yukarıya çıkarabildiğin kadar, buna bir şey kunduz kuyruğunun en yukarısına kadar çıkartıyorsun şu şekilde, tamam mı? Etin hatta biraz taşıyacak ama yani arkadaşlar şöyle çok yukarı koymayın. Şu şekilde yaparsanız bu slide geri geldiği zaman ısırır yani. Isırdığı zaman da o çok güzel tatlı bir acı verir. Yani şu kunduz kuyruğunu dolduracaksınız. Etiniz biraz geçecek şu şekilde. Tabancayı şöyle tutuyorsunuz, tamam mı? En yukarıdan. Diğer elinizde de dominant olmayan elinizde de şu finger groove dediğimiz yani parmaklarımızın arasını dolduracağız. Şu şekilde, tamam mı? Burayı dolduruyoruz, tamam mı? Peki öbür tarafta ne olmuş oluyor? Şöyle kaldık ya. Şimdi baş parmağımız şu şekilde gelecek şekilde, ha bu böyle olur, kişinin parmağına göre değişir de böyle olabilir, böyle olabilir, bazısı böyle parmakları küçüktür, böyle tutabilir. Şimdi kendimden örnek vereceğim, diğer tutuş şekillerinden de bahsedeceğim. Şimdi kendimde ben biraz agresif tutuyorum. Şimdi şu pasif tutuştur, şu agresif tutuştur. Ben slide'ın en yukarısına kadar çıkıyorum. Hem recoil de yardımcı oluyor, bir de benim parmaklarım ince ve uzun, zayıf ve uzun olduğundan dolayı şu daha rahat geliyor bana. Şimdi şu şekilde yasladım. Dominant olan elimi gördüğünüz üzere. Ondan sonra dominant olan yani sağ elimin baş parmağında şu şekilde dominant olan baş parmağımın arkasına yerleştiriyorum. Kilitliyorum yani. Bazısı şuraya kilitler, böyle kilitler, böyle kilitler. O size yani parmağınıza, elinize kalmış bir durum. Şimdi onu kilitliyorum. Olay bu. Tamam mı? Şöyle parmak boşluklarını doldurdum. Diğer taraftan böyle de kilitledim. Şimdi atıyorum, bazısı tabancayı şu şekilde tutar, tamam mı? Ben böyle tuturum dedim, değil mi? Agresif tutuş. Bazısı böyle tutar, bazısı böyle tutar, parmağı kısadır. Bazısı şöyle tutmayı sever, slide'ın yukarısına doğru çıkarmayı sever. Bir de arkadaşlar şöyle küçük bir hemen tip vereyim size. Hani ışığınız varsa eğer, şu ışığınıza da bastırabilirsiniz dominant olmayan parmağınızla. Hatta tabancada daha kolay gösterebilirim. Şurada biraz bir çıkıntı var, tamam mı? Tuttum tabancamı, yine aynı şekilde hop yukarıdayım. Getirdim. Şu dominant olmayan baş parmağımı şu ışın çentiğine bastırıyorum. Bu ne yapmış oluyor? Recoil yani atış yaparken biraz daha onu recoil'i düşürmüş oluyor. Mesela hani atış tabancalarında, competition tabancalarından mesela buraya pedallar koyuyorlar ya, hani recoil biraz daha aşağı insin diye. Onun gibi düşünün. Işığa yaslayabilirsiniz. Her tabancada ışık olmayabilir. Dediğim gibi bazısı böyle tutar. Bir aşağıda tutar yani. Böyle biraz bir pasif bir tutuşu vardır. Belki sizin parmağı kısadır. Belki bu slide düşürme şeyinin altına geliyordur parmağınız. Şu şekilde. Veya şu baş parmakları yukarı doğru kaldıranlar olur. Ya o dediğim gibi kişi yani kendi tercihinize kalmış. Ama genel olarak basit şey, en yukarıdan tutabildiğiniz kadar tutuyorsunuz. Hani şöyle bir boşluk olmayacak. Boşluk olmayacak. Olduğu zaman bu şey olur böyle. Yalpalar. Bunu istemiyoruz. Yukarıdan tuttuk mu? Aynı şekilde de hop getirdim baş parmağımı. Diğer baş parmağımla, dominant baş parmağımla kilitledim. Ondan sonra presentation. O şekilde. Tutuşumuz bu. Yani sol elde de aynı şekilde. Sol aksanız sol elden yukarıdan getirdim. Tamam mı? Sağ elinde hop. Böyle gördüğünüz üzere. Şu. Duruştan bahsedelim şimdi. Duruşta arkadaşlar, bir önceki videomda da bahsetmiştim firings'ta, çok hafif bir şekilde demiştim. Bugün biraz daha açacağım konuyu. İki hani bacağınız yan yana durmasın, tamam mı? Çok stabil, daha önce de söylediğim gibi stabil bir platform değil yani. Dediğim gibi firing stance dediğimiz olaya geliyoruz yine. Dövüş duruşumuz. Dövüşürken ne yapıyoruz? Bir adım geri atıyoruz. Tamam mı? Dövüşürken ne yapıyoruz? Genelde bacağımızı, ayağımızı biraz açıyoruz ki
yumruk attığımız zaman oradan güç alalım diye, değil mi? Yani dövüşürken hemen attık geriye, tıs tıs tıs. Tamam mı? Aynı şekilde tabancayla dalış yaparken hop. Şimdi dövüş pozisyonunda ne oluyor? Kavgaya gireceğim, bir adım geriye attım. Tabancada ne oluyor? Tabancamı o sırımda veya kılıfta da buradan çekeceksin de. Sol sırımdan çekeceğim, tam çekerken ne yapıyorum? Bir adım geriye attım, hop. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Buradan appendix yaptığımı düşünün arkadaşlar. Şöyle göstereceğim tabii ki, şu anda üstümde şey yok. Mesela ne yaptım? Çektim, hop, yine aynı şekilde bir adım attım. Bugün de bu arada tüfeğimiz, arkada güzelliğimiz, AK-74'ümüz var. Tüfekten başlayalım, hemen göstereyim. Halçak hazırdayız, tamam mı? Atışa getireceğim, hop, yine aynı şekilde. Ne yapıyorum? Hop, bacağımı getirirken omzuma yaslıyorum. Şimdi bu ayaklar genelde omuz genişliğinize göre açılır. Bazısı biraz daha dar sever, rahat gelir. Bazısı biraz daha geniş yapar, geriye getirir. Mesela ne olur? Biraz dar, çok açarsın, hafif sola atmaya başlarsın. Kapatırsın, ortada buluşursun, hedefte buluşursun. Ondan sonra ne olur? Aşağı atıyorsundur, bir adım yukarı atarsın, aşağı atmaya başlarsın. Bir adım geriye atarsın, biraz daha yukarı atmaya başlarsın. Bu senin kendini deneyip bulacağın bir şey, tamam mı? Yani deneyin bunu. Hangisi daha rahatınıza geliyorsa. Ve arkadaşlar bunu çektiği zaman bazıları şöyle eğilir ya tabanca, geriye doğru gider. Kanka, geriye niye gider ki? Ya düzdür. Hatta eğilebiliyorsan hafif şu belinizden şu, yani upper body'nizi önüne getirin. Böyle çok değil ama. Çok hafif yani. Şöyle. Eğilmenize bile gerek yok öyle. Sadece düz bir stans sergileyin. Şöyle göstereyim. Bir de şuna değineyim hemen. Hani bu tabancayı çektiniz ya. Bu kafayı niye eğiyorsun kanka? Yani kafayı eğeceğin tabancaya getirsene yukarı. Bak hemen bir kafayı eğip göstereyim. Bunu yapacağına şunu yap. Tabancayı yani kafayı eğeceğine bu tabancayı kafana getir. Göz hizasına getir yani. Şöyle. Bu tabancayı niye buraya çekip kafana eğiyorsun ki? Ya ben onu anlamıyorum mesela. Direkt bakıyorsun zaten oraya. Hop önüne getir. Hedef önde zaten. Bir de arkadaşlar bundan bahsetmeyi unuttum. Dominant olmayan elinizi biraz hani şöyle tutuyorsunuz ya. Biraz bir kırın. Şöyle. Yani kırdığın zaman anlayacaksınız zaten demek istediğim olayı. Bir de dirseklere hemen değineyim. Atış yaparken arkadaşlar dirsekleri hani kırıyorlar ya, kırmayın. Şimdi hemen ufak bir örnek göstereceğim size. Bu dirseği kırdığın zaman titreme yapar denilen olay var vesaire vesaire de. Şimdi şu dirseği kırdın değil mi? Hemen izliyorsan şunu yap yani. Şu hareketi şöyle yap. Bir de şöyle bir kolla dirseklerin kırıkken yap. Aradaki hız farkını sen göreceksin zaten. Evet, ne olur? Yani bazısı şöyle tutar. Bak, geldiler. Bazısı şöyle tutar, bazısı şöyle tutar. Ben buyum yani, tamam mı? Bir de arkadaşlar şu dominant taraftaki dirseğinizi biraz içeriye alın yani. Şöyle tutuyorsun ya, içeriye al. Şöyle gösteriyorum. Böyle ya, içeriye alabildiğin kadar al. Ne kadar alabiliyorsun çok önemli değil. Attın biraz içeriye al. Şu iç alabiliyorsan. Deneye deneyim. Bir de şey olayı var. İşte dominant olmayan elini %60 sıkacaksın. Öbür tarafı %30. Kanka. Öldürüyormuş gibi bu tabancayı sık. Tamam mı? Sık bunu. Sık. Ondan sonra sağ elini biraz gevşe. Onun sebebi de birincisi eliniz yorulur. Tetik çekerken yorulursunuz. Tamam mı? Sol elini sıkabildiğin kadar sıkıyorsun. Sağ elini de hafif bırak. Öyle çok bırakma da. Hafif bırak yani. Sıktın ya. Bırak hafif. Rahatlat koluna manasında. Sol kolda sıkabildiğin kadar sık. O %80'miş, %20'miş, %70'miş, %30'muş. Adrenalinle senin %70'in olacak %140. Boş ver onları. Onu sıkabildiğin kadar sık. Sağ kolu gevşet biraz. Ki tetik çekerken falan da yorulmayasın. Tetik çekmeden de bahsedeyim hemen kısaca. Teti böyle çekerken şey yapıyorlar. Tokatlıyorlar. Tetiği tokatlamayın kanka. Ne, bunun çok kolay bir kuru tetik eğitimi var. Tamam mı? Bunu böyle yavaş yavaş geldi. Duydun ya bunu. Kur tabancayı. Bırak 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 hop. Ne diyoruz buraya? Wall diyoruz. Duvar diyoruz buraya. Bu sesi duyduğun zaman gene oradasın. Evde ne yapıyorsun? Bunu çalışıyorsun. Tetiği bırakmayın yani sıkarken. Hani böyle yapıyorlar ya. Bunu yapmayın. Veya şey şöyle iğne gibi, balıkçı iğnesi gibi yapanlar var. Onu da yapmayın. Parmağınızın şimdi ya parmağınızın tam ucu da değil. Tam burası da değil. Tam ortası, şu aralıkta bir yer düşünün gençler.
Ucu da değil, burası da değil. Şu ortada bir yer düşünün. Buraya çekin. Buraya çekerseniz biraz atışınızı etkileyebilir, sağa çekebilir. Böyle yaparsanız gene atışınızı etkileyebilir. Ve yani bu ne kanka, ha, anlamıyorum. Yani şu. Böyle değil, böyle iğne gibi değil. Ucundan da hafif de değil. Tam ortası gibi düşünün. Tamam mı? Ortadaki etli kısımdan. Dediğim gibi çektin, kurdun gene. Bırak bırak bırak. Duvarı duydun mu? Gene tetik etsin. Yani duvarı durduktan sonra mesela duydun ya, bunu yapıyorlar ya. Boşluk yaratmayın kanka. Tetiği çekerken çektik. Bırakıyorum. Durdun ya duvarı. Boşluğu yaratma. Hep tetiktesin. Alış o tetiğin boşluğuna ki ne zaman çekeceğini bilirsin. Hem zaman kaybetmesin hem hedefte oluşun. Daha çok fazla mermi koyarsın yani. Anladın mı? Gençler dediğim gibi video bu kadardı. Yani hemen hızlıca hemen değinip bitireyim istedim. Bu arada hemen bitirmeden önce ilk tabancanızı almışsınızdır. Iron Sight'larla devam edin. Red Dot almayın tabancanızı ilk önce. Yani ne diyebiliriz? Mekanik atış güzergahlarıyla devam edin. Red Dot almayın. Mekaniğe gez darpacı alışın. Ondan sonra Red Dot alın. Hemen aldıktan sonra bir sürü para Red Dot'a falan harcamayın. Mermiye harcayın, eğitiminizi harcayın. Eğitim önemli gençler. Dediğim gibi. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkürler. Eğer yorum yaparsanız herhangi bir video istediğiniz konu başlığı hakkında, onlar hakkında video çekelim. Sağ olun dostlar, teşekkürler, esen kalın.